Gerçeğe dönelim artık. Ne gerek vardı böyle dansa falan? Niye teyze? Ne güzeldi. Ne kadar bayılıyorsun böyle saçma sapan şeylere Gülhan. Güzel bir kadının pistte yalnız kalması. Gerçekten büyük ayıp. Thank you.
Teşekkür ederim. Ama artık dinlensem iyi olacak. Nasıl istersen. Abla. Tamam, hemen geliyorum abla. Benim artık eve gitmem gerekiyor, acil. Babaannem beni istiyormuş. Tabii, ben bırakayım seni. Alayım ben onu. Okudun mu yoksa? Yok, yok okumadım. Tam okuyacaktım da sen aldın elimden. İyi yapmışsın. Yani sonuçta özel bir şey. Arkadaşlarımın özeli yani. Okumasak daha iyi. Tabii haklısın. Şunları topla. Ha, ben de sana yardım edeyim. Lavaboya gideyim Yusuf, olur mu? Tabii tabii. Sonra çıkarsın. Bütün bunlar senin için. Ama şimdi değil. Yüzük de tamam olduğunda sana tam da istediğin gibi evlenme teklifi edeceğim. Ya dans etmekten nefret ediyorum derdim. Öyle zaten. Ama çok güzel dans ettiniz. İnsanların gönlü olsun diye işte. Vallahi ben bayıldım. Abart Gülhan, abart. Ne dedim şimdi ben teyze? Düşmanla dans. Halil. Ne güzel. Hadi gidelim artık. Ya ne güzel eğleniyorduk. Tekin'cim hadi. Tamam tamam. Ayten'cim görüşürüz hayat. Gidiyor musunuz? İşlerimiz var ama arayı açmayalım. Mutlaka bekliyorum bize de. Tabii canım.
hala haber yok. Para meselesini bugün mutlaka halletmem lazım. Sen benim hayattaki en büyük şansımsın. Yanımda senin gibi iyi bir insan olduktan sonra elbet bulacağım ablamı. Hadi gidelim. Getirdiğin için sağ ol. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Bugün beni yalnız bırakmadın. Sayende salondaki en havalı adam ben oldum. Ben bir babaanneme bakayım. Ben de Tülay Hanım'a selam vereyim. İyi geceler. İyi geceler. Gerçekten evlenelim. Asıl o zaman tüm bu çektiklerimize değecek. Hepsine. Ben üstümü değiştirip geleyim. Üzgünüm. Parayı bulamadım. Para işini de çözersen mutlu günler yakındır. Yattım üstüne gerçekten. Allah'ım nereden bulacağım ben bu parayı? Ne yapacağım? Kedisi. Anlat bakalım. Nerede düşürdün ayakkabını? Şş, ayıp ayıp. Çok güzel olmuşsun ablacığım. Bu arada seni arayıp rahatsız etmek istemezdim ama mecbur kaldım. Yok yok. Tam zamanında aradın hatta. Hayatımı kurtardın resmen. Ne oldu ki? Yoksa yine Halil Bey bir şey mi yaptı? Evet. Ondan izinsiz davete gittiğim için nasıl bağırıp çağırdı anlatamam. Bu adam da resmen seni azarlamak için yer arıyor ya.
olarak öyle değil. Nasıl yani? Bu arada Orhan gitmiyormuş. Burada kalmaya karar vermiş. Aa, iyi. Çok sevindim. Hayırlısı olsun hakkında. İnşallah. İnşallah da sen benden bir şey saklıyorsun. Yok. Ben anlarım. Sen küçükken de böyleydin biliyor musun? Yalan söyleyince hemen yanakların kızarırdı. Bir şey saklamıyorum abla. Zeynep söyleyecek misin yoksa? Söyle. 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 Dur ya. Söyle. Yapma. Zeynep. Oyun bitti. Gerçeğe dönelim artık. Üstümü değiştireyim artık. Ne oldu? Bana mı kızdın yoksa? Yok. Yok ablacığım, sana niye kızayım? Yoruldum sadece. Demek istediğim, eline sağlık. Yani demek istediğim, siz çok asil bir insansınız. O kadar sormama rağmen duruşunuzu hiç bozmayıp bana yaşadıklarınızı anlatmamayı tercih ettiniz. Ama ben başınıza gelen her şeyi biliyorum. Siz bana Ömer babanın emanetisiniz. Sizi bu durumda bırakamam. Bırakmayacağım da. Bunun içinde bir planım var. Yarın da hemen uygulamaya başlıyorum. Oh be, sonunda biri mantıklı bir şey söyledi. Merve. Orhan, sen bizim evladımız sayılırsın. Ama çok teşekkür ederiz, gerek yok. Hem zaten Zeynep hayatta kabul etmez biliyorsun. Bilmez olur muyum hiç? Onun için de bir çözüm düşündüm. Siz bana güvenin. Yakında her şeyi yoluna koyacağım. Orhan, sormamda bir sakınca yoksa planın nedir? O da sürpriz olsun. Yarın tekrardan geleceğim zaten. İyi geceler. Sözü geçireyim.
Senin dansın bitti ama benim işi daha yeni başlıyor Halil Fırat. Zeynep'i senin eline bırakmayacağım. Sonsuza kadar bu şekilde devam edemeyiz. Ben bu taraftan. Ben de bu taraftan.
Gel. Kahvenizi getirdim. Koy masaya. Etsene. Kusura bakma. Öyle birden... Hep de bir bahanem var. Kahvaltı istediğiniz özel bir şey. Yok. Hazır mıyız Yusuf? Bugün büyük gün. Ne bu şimdi? Kim bu Tahir? Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Küsmüyoruz. Yo. Hayır, sen olmayınca kimsem kalmıyor da. Ondan dedim. Kavuşmaya az kaldı. Her şey hazır. Akşam seni anlaştığımız yerde bekliyorum.
borç olarak alsam olur mu ki? Of, zaten başka çarem de yok. Herkese günaydın. 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 Günaydın Adil'im. Asu. Servise sen devam et. Bu Zeynep Hanım hala neyi nereye koyacağını bilmiyor. Bari bu sabah ağız tadıyla bir kahvaltı edelim. Nasıl isterseniz Songül Hanım. Zeynep. Sen de bahçeyle ilgilen, çok iş birikti. Tabii. Halil. Bu Orhan Bey çok zenginmiş diyorlar. Sence niye burada kalmak istedi? Acaba yeni yatırımlar yapıp sana rakip mi olacak? Onun ne yapacağı beni hiç ilgilendirmiyor teyze. Seni de ilgilendirmesin. Teşekkür ederim. Gülce tam bir Avel'miş. Bu herif dolandırıcının tekiymiş. Aile mahalle de yok o zaman. Bizim işine yalan oldu. Ah Gülce ah. İş mi kızım bu şimdi? Adam seni bir dolandırsın da aklın başına gelir. Belki sonra daha fazla sıkı sarılırsın işe. Kolay gelsin. Sağ ol. Seninle konuşmak istediğim bir mesele vardı da. İşim bittikten sonra konuşsak olur mu? Tamam, olur. Müştemilatta bekliyor olacağım seni.
Gülce, hazırlanmışsın, nereye? Çarşıya gidecektim. Bir şey mi lazım? Sen söyle, ne alınacaksa ben hallederim. Zaten gece gündüz çalışıyorsun. Bir de bunun için yorulma. Hiç değilse beraber çıkalım evden. Ya bu olur bak. Ya çünkü şimdi tek başıma çıkmaya kalkarsam Şehnaz abla bir sürü soru sorar. Tamam. Ben üstümü değiştireyim. Çıkalım o zaman. Tamam. Görüyorsun değil mi? Zengin bir kısmet bulunca nasıl da harekete geçti. Yakında düğün haberlerini alırız herhalde. Az önce Ayten Hanım da söyledi. Eskiden sevgililermiş. Çok beklettin mi? Yo, düşünüyordum öyle. Neyi düşünüyordun bakalım? Seni. Anlamadım. Hani mülakatlarda sorarlar ya, 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye. Ben de sana bir sorayım dedim. Nereden esti şimdi bu? Daha ne kadar burada çalışacaksın Zeynep? Ben rahatsız değilim Orhan. Ya kardeşlerin? Annen? Onlar ne olacak? Biz başımızın çaresine bakıyoruz. Merve dershaneye gitmek istiyormuş. Benim için sorun değil. Hemen hallederim. Ama seni bunu kabul etmeyeceğini adım kadar iyi biliyorum. Doğru biliyorsun. Çünkü biz birbirimizi biliriz Zeynep. Senin gocun masanda hizmetçilik yapmak istemediğini, kendi işini yapmak istediğini de bilirim. Babaannem. Zümrüt Hanım hepimiz için çok kıymetli. Allah gecinden versin.
Ama her şeyi düşünmek lazım. Ya ona bir şey olursa? Ya sonra Zeynep? Sonra ne olacak? Ben hiç o kadar uzağa düşünmedim. Düşünmelisin. Zaman geçiyor Zeynep. Hem de çok hızlı. Bu günler bir daha gelmeyecek. Kendin için, ailen için bir şeyler yapmak istiyorsan şimdi geç değil. Ama yarın, yarın çok geç olabilir. İlk fırsatta ona koşuyorsun. Sen lafı nereye getirmeye çalışıyorsun? Sen bundan çok daha fazlasısın Zeynep. Senin bana değil ama benim sana ihtiyacım var. Buraya büyük yatırımlar yapacağım. Hizmetçiliği bırak, gel benimle çalış. Benim Halil Bey'le bir anlaşmam var. Tamam. Tamam, senin çalışma programını bozmayacak bir çalışma takvimi ayarlarız. Senin uygun olduğun saatlerde. Ha? Ne dersin? Benim buna şimdi cevap vermem mümkün değil o. Düşün o zaman Zeynep. Ama iyice düşün. Cevap verirken de aileni de hesaba kat lütfen. Ben seni zora sokacak bir şey yapmak istemiyorum. Amacım senin hayatını kolaylaştırmak. Sağ ol. Yenilenebilir enerjiyle iyi tarım yapmayı planlıyorum. Ne? Ciddi misin? En büyük hayalimizdi. Hatırlarsan. Orhan, bu çok güzel. Kabul edersen işin başında sen olacaksın. Halil Bey işin başına dönsün dedi. Tamam, geliyorum. Sen bundan çok daha fazlasını hak ediyorsun Zeynep. Teşekkür ederim. Hayır cevabını asla kabul etmeyeceğim Zeynep. Asla kabul etmeyeceğim. Buyurun. Hayırlı işler. Güle güle. Senin hanım şimdi çıktı. Altın bozdurdu. Evet abi ya. Ben de o yüzden geldim ama... Kaçırdın demek. Yusuf, senin istediğin yüzük geldi. Bak bakalım istediğin gibi mi? Ne yapacağım ben şimdi bunu? Ne demek ne yapacağım? Geri meri verme, almam vallahi. Abi ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Hayır ben söyleyeyim de. Hadi hayırlı işler. Güle güle.
O adamı burada görmek istemiyorum. Orhan bizim aile dostumuz. İstediği zaman gelir, istediği zaman gider, sen karışamazsın. Benim evim, benim kurallarım. Müştemilat benim alanım ama. Oraya yasak koyamazsın. Orası da benim, burası da benim. Ve ben sözünün eri olmayan bir adamı ne orada ne de burada istemiyorum. Sen de istemeyeceksin. Kimle görüşüp görüşmeyeceğime ben karar veririm. Sen değil. Bakın. O adam karar alabilmekten aciz biri. Böyle insanlar önce kendilerine zarar verirler. Sonra çevresindekileri halka zarar verir. Ben kendimi korurum. Hem ondan hem başkalarından. Sen hiç merak etme. Şimdi söyleyeceklerim bittiyse çıkmam lazım. İşlerim var. Çık. Zaman geçiyor Zeynep. Hem de çok hızlı. Bu günler bir daha gelmeyecek. Kendin için, ailen için bir şeyler yapmak istiyorsan şimdi geç değil. Ama yarın sen bundan çok daha fazlasısın Zeynep. Senin bana değil ama benim sana ihtiyacım var. O adamı burada görmek istemiyorum. Orası da benim, burası da benim. Ve ben sözünün eri olmayan bir adamı ne orada ne de burada istemiyorum. Buraya büyük yatırımlar yapacağım. Hizmetçiliği bırak, gel benimle çalış. Düşün o zaman Zeynep. Ama iyice düşün. Cevap verirken de aileni de hesaba kat lütfen.
Bu zamana kadar beraberdik. Bugün de beraber olacağız. Ben de geliyorum. Her şeyi kendi gözlerimle göreceğim. Ablacığım sen de gel. Bir şey konuşmamız lazım. Ne oluyor Zeynep? Orhan bana bir iş teklifinde bulundu. Ben de kabul etmeye karar verdim. Ablam benim. Allah'a şükür. Abla, beni dershaneye de gönderirsin değil mi? Bak söz, çok çalışıp en güzel üniversiteyi kazanacağım. Aferin. Aferin kızım. Aferin benim güzel kızım. Sonunda kendi evimizde hizmetçi olmaktan kurtulacağız. Nasıl ağır geliyordu bu bilsen. Ben de böyle olsun istemezdim biliyorsun. Ama bundan sonra bak gör. Nasıl çalışacağım sizin için. Biliyoruz. Biliyoruz canım kızım. Benim şimdi bu kararımı açıklamam gereken insanlar var. İlk sırada sen varsın Halil Fırat. Gel. Vaktin varsa seninle bir şey konuşmak istiyorum. Konuş. Orhan. Bana güzel bir iş teklifinde bulundu. Kabul etmeyi düşünüyorum. Merak etme, buradaki işlerimi aksatmayacağım. Çalışma saati... Benden ne istiyorsun? İzin. Vermiyorum. Ne demek vermiyorum? İki işi bir arada yapamazsın. Buradaki işlerini aksatmanı istemiyorum. Sana söz veriyorum ki buradaki işlerim... Senin sözünün hiçbir hükmü yok. Sırf Orhan olan öfken yüzünden böyle yapıyorsun. Ama benim işime engel olamazsın. Benim de düşünmem gereken bir ailem var. Çalışmana izin vermiyorum. O kadar. Çalışmak zorundayım ama. Çık. Emredersiniz Halil Bey. Beni durduramayacaksın. Bak.
buna izin vermeyeceğim Orhan Tuğrul. Efendim Orhan. Teklifimi düşündün mü? Ben teklifini kabul ediyorum. Çok doğru bir karar Zeynep. Yalnız bu karar şimdilik sadece ikimizin arasında kalsın. Kimse bilmemeli. Bak bu benim için çok önemli. Tamam, sen nasıl istersen. Teklifi kabul ettin ya. Çok güzel olacak Zeynep. Çok. İnşallah. Babaannemi uyuttuktan sonra diğer işlerimi de 11'e kadar bitiririm. Sen de beni 11 çeyrek gibi toprak yoldan alırsan gece 1.30'a kadar çalışabiliriz. Anlaştık. Ben şimdi kapatmak zorundayım. Çok sağ ol. Bana güzel bir iş teklifinde bulundu. Yurt dışına dönmekten vazgeçtim. Artık burada, kasabada kalacağım. Eren, bu Orhan Tuğrul denen adamı bana iyice bir araştır. Kimdir, nedir, öğren. Ne yer, ne içer, nerede yatar, nerede kalkar. Kime selam verir, hepsini öğren. Sorun mu var? Hayır. Babaannemi uyutmaya gidiyordum. Bahçede işler bitmemiş. Babaanneni uyut. Oraya geç, oyalanma. Biliyorum. Uyur uyumaz halledeceğim. İyi. Müsaadenizle. Gülce. Efendim.
Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Neden sordun ki? Hiç. Öylesine. Hoşça kal. Sadece kendimden, kendi uykumdan fedakarlık ediyorum. Gel. Halil'cim, uyumadığını tahmin ettim. Beni de uyku tutmadı. Biraz konuşalım mı? Dikkatli ol. Merak etme. O ses neydi? Kapı sesi miydi o? Ne ses teyze, ben duymadım bir şey. Ay, dış kapıdan geldi sanki. Halil, lütfen kontrol et bak, hırsız falan korkarım ben. Ne hırsızı teyze Allah aşkına? Ben yanlış duydum herhalde. Neyse, ben gideyim de sen uyu. Nereye gidiyorsun? Demek her şeyi doğru anlamış. Ne gerek vardı bunca şey Gülce? Ha? Niye oynadım ben? İyi akşamlar.
İyi akşamlar. Hepsi burada. Artık ablama götür beni. Ablan da çok sevinecek biliyor musun? Seni sorup duruyordu. Gerçekten mi? Yani. Gerçekten öyle bir ablan olsaydı öyle yapardı diye hayal ettim. Ne? Ne diyorsun sen be? Kızım, sizi buraya seçip mi gönderiyorlar? Ablam abla yok. Hadi git işine. Bana bunu nasıl yaparsın? Ben o parayı bulabilmek için neler yaptım biliyor musun? Kimleri üzdüm, kimlerin kalbini kırdım? Yapmayacaksın işte. Bak bunlar hep tecrübedir. İleride bir daha dolandırılmaman için bana dua edersin vallahi. Paramı ver. Paramı ver dedim sana. Param ara yok kızım. Paramı ver. He? Al. Değdi mi Gülce? Beni kandırdığına, kırdığına, beni üzdüğüne değdi mi? Gideceğim. Hayır. Hemen eve döneceksin. Çalışmaya gidiyorum. Sakın. Sakın beni ezip geçmeye kalkma. Ben ailem için ne gerekiyorsa yaparım. Karşıma kim çıkarsa çıksın fark etmez. Sabrımı taşırma. Taşarsa ne olur? Hizmetçin mi yaparsın? Ben bugüne kadar ne yaptıysam ailem için yaptım. Şimdi de öyle olacak. Çekil önümden. Sen yap engel olamayacaksın bana. Ben aileme bir söz verdim. O sözü tutacağım. Gerçi kime ne anlatıyorum ki? Sen ne anlarsın aileden? Ne anlarsın sevgiden? Varsa yoksa bağır, çağır, yık ortalığı. Ne oldu? Bir sustun.
Yoksa senin de mi duyguların vardı? Herkes senin gibi sınavsız bir hayattan gelmiyor Halil Bey. Aile diyorum sana. Anlıyor musun beni? Aile. O zaman ailenle birlikte hepiniz. Ama hepiniz evimden defolup gidin.